Evet sevgili izleyenler, kısa bir aranın ardından Yazıyor Yazıyor da yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Bugün stüdyolarımızda A sınıfı iş güvenliği uzmanı yardımcı doçent doktor Abdurrahman Şimşek ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı Mehmet Kenez bizimle birlikte 1 Temmuz'da zorunlu hale getirilen iş güvenliği uzmanlığı üzerine konuşuyoruz. Evet Mehmet Bey, sizinle devam edelim. 1 Temmuz'da zorunluluk getirildi. Evet, peki ben şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Deniz'de nasıl bu durum? Gerekli hassasiyeti gösteriliyor mu işverenler? Şimdi bununla ilgili ne yazık ki bir açıklama var. Sayın Başbakanımızın yaptığı bir açıklama var. İşte ocağa kadar bununla ilgili ceza yazılmayacağı açıklaması yapıldıktan sonra tabii herkes bunu ertelendi olarak algıladı. Aslına bakarsanız işte az önce anlattıklarımızda da onu vurgulamaya çalıştık. Bu yasa 2003'ten beri vardı. Yani 4857 sayılı kanunun 77. maddesinde vardı. Evet. Yani 2003'ten beri belli başlı temel sorumluluklarımız var bizim. Bu temel sorumlulukları yapmadığımız zaman başımıza gelebilecek her türlü olaydan ne yazık ki %100 sorumluyuz. İşte hani bununla ilgili ceza yazılmayacağının açıklamasının yapılması, Allah göstermesin kaza olduğunda bizi kurtarabilecek bir şey değil ne yazık ki. Değil mi? Değil. Yani üzerimize düşen belli başlı vazifeler var. Bu vazifeleri zaten şu anda da herhangi bir yönetmelik çıkmış değil bu konuda. Yönetmelik de çıkmadığı için gayet açık net şekilde şu anda az tehlikeli sınıftaki yerler bu sistemin içine girme zorunluluğu var. Ama az önce dediğim gibi kendisi bir sertifika alır Anadolu Üniversitesi'nden. Şu anda da kayıtlar var gene. Ama dışarıdan bir firmayla anlaşıp hizmet almak kaydıyla bu süreci tamamen kendisi götürebilir. İkisinden birini seçmek zorunda. Neden seçmek zorundayız? İlla ki biz şimdiye kadar hani 2009'dan beri bu işleri yapıyoruz. İş güvenliği işinin içindeyiz. Hocam tabii yıllarını vermiş o apayrı bir bölümde. Bizim şimdiye kadar gördüğümüz zaten işle pek alakası olmuyor iş kazasına. Hani genel baktığımız zaman özellikle tehlikeli ve az tehlikeli kısımda yaşanan kazalar genelde işle alakalı olmuyor. Tamamen işte dışarıda Allah göstermesin trafikle ilgili çok ciddi bir kaza olabiliyor. Veya şirkete çatıcı geliyor, işte bir merdivenin ucundan tutuvereyim. Veya dışarıda yapılan bir işte yardımcı olmak maksadıyla gene dışarı çıkılması, edilmesi, tutulması. Hiç alakası olmayan şeyler. Hatta başıma gelen çok küçük bir şeyi söyleyeyim. Bizim az tehlikeli işte çalışan, ne yazık ki iş yerinde şey yapamayacağım, söyleyemeyeceğim. Az tehlikeli bir işte çalışan arkadaşımız direkt alım satım yapıyor. Hani çok basit, temel alım satım işleri yapan bir arkadaşımız, bir şirkette bulunan evden spiral getirmiş gelmiş. Odunları kesmek için. Evden spiral getirmiş gelmiş. Yani işle uzaktan yakından alakası yok. İşverenin haberi yok. Ama tabii başında olma zorunluluğu var. Bunları da takip etme zorunluluğu var. İşle uzaktan yakından alakası yok. Adam evden onu getiriyor, bileğini kesiyor. Çok şükür onda da son anda kurtardılar, işte İzmir'e kadar gitti, dikildi, edildi, tutuldu falan ama işle arasında bir bağlantı kurabilmek mümkün değil. Hani kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Evet. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda iş güvenliği hizmetlerinden yararlanmıyor. Adamın eğitimleri yok. Bunu yapmayacağına dair herhangi bir talimat yok. Gene işe girişinde SGK bunları da sayıyor. Adam spiralle elini kesmiş ama bu adamın işe girişinde işe uygunluk raporu var mıydı diyor. İlk işe girişinde SGK bunları soruyor bize. Ve bunlar yoksa tabii eksik evrak dolayısıyla iş tamamen işverene dönmüş oluyor. İşverenin dönüyor değil mi? Dönmüş oluyor. Yani illaki işle alakası olması şart değil ve dolayısıyla şirket bunu yaşadıktan sonra geri dönüşü olmayan bir yol. Belki de o sebeple kapatacak. Dayanamayacak, son işi olacak, çekip gidecek. Yani bizim ceza yenmesi, yenmemesi ile alakalı bir kaygımız yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ne yazık ki şimdiye kadar yaşadığımız tecrübeler bu işle ilgili kesilebilecek cezanın çok komik kısmı.
Değil çok mi? Çok komik kısmı. Yani Allah göstermesin, büyük olaylardan sonra büyük şeyler karşımıza çıkıyor. Tabii onun dışında asri kusur, talih kusur diye bir şey var. Bilmiyorum biliyor musunuz artık mahkemelerde biz bunu yeni dönemde tamamen öğrendik. Asri kusur nedir, talih kusur nedir? Asri kusur asıl kusurlu olan, asıl kusurlu olan, birincil derecede sorumlu olan anlamına geliyor. Talih kusurlu olan, bilinçli veya bilinçsiz, işte ucundan kıyısından sorumlu gibi düşünebiliriz. İkiye ayrılıyor. Tabi bu işlemleri yapmadık, eğitimleri vermedik. Mahkemenin bize sorduğu, siz bununla ilgili ne yaptınız diyor işveren. Ne yaptınız? Yani ben, sen bu adamı gerçekten anlattın mı evden bir spiral getiremeyeceğini? Yani evine mesai saatinde gidip spreli getirip orada odun kesemeyeceğini sen bu adama anlattın mı diyor. Yani. Hani onun dışında bunları belgelendirdin mi diyor. Yine onun dışında bir iş yeri hekiminden, işte az önce de bahsettiğimiz gibi, işe uygunluğu ile ilgili herhangi bir rapor aldın mı? Bunları almadıysan sen asri kusurlusun o zaman. Yapmadıysan işimi. Değil mi? O detaylarda. Yani şimdi 6500 lira ceza kesilse ne olur? Kesilmese ne olur? Yani bu bildiğiniz sigortasız araba kullanmak gibi. Evet. Cezası nedir? Sigortasız araç kullanın herhalde 1000 lira civarında galiba, değil mi? Arabayı da bağlıyorlar ama 1000 lira civarında bir cezası var benim bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyor da olabilirim belki. Ama kaza yaptığında ne oluyor? Mercedes'e çarptığında, Allah göstermesin birisi içinde vefat ettiğinde işler bambaşka bir hal alıyor. Evet. Zaten sigortan yok. Orada bir sürü cana kastetmişsin. Bunların da bir bedeli var diyorlar. Şimdi orada asri kusur, talih kusura geliyor iş. Bunları yapmamışsın. Hiçbir şeyin de yok. Elinde evrak da yok. Biz özlük dosyası sorduğunda şimdiye kadar hiçbir şey olmasa onlar da düzeldi. Yani mahkemeden bir özlük dosyası istiyorlardı. Hadi bakalım işveren elinde bir tane nüfus cüzdanı fotokopisi. Çoğu zaman o da olmaz zaten. Çoğu zaman o da olmaz. Nüfus cüzdanı fotokopisi bile olmaz. TC kimlik numarasından girişi bulmuş olur. SSK girişi. Mahkemenin önüne sunar. Ne yaptın şimdiye kadar? Hiç yaptım, anlattıydım, öyleydi, böyleydi. Ne yazık ki olmuyor. Yani elinde bir evrak yoksa, bununla ilgili evrakların hazır değilse, özlük dosyan hazır değilse, daha önceden ispatlanmadıysa bunların yapıldığı, hiçbir şey yapmamışsın anlamına geliyor. Şimdi o noktada da asli kusurlu olmak, ne yazık ki sonrasında cezayı beraberinde getiriyor. Değil mi? Evet. Tabi burada ceza ne oluyor? Hapis. Hapiste başlıyor. Eğer asli kusura gelirsek. Tabii sistemin içine girdik, biz bunları yaptık, eğitimleri verdik. Onun dışında bir de mesleki eğitimler var. Onları da birazdan hocam açıklayacak. Mesleki eğitimlerimizi verdik. Onu yaptık, bunu yaptık. Suçumuz ne? Yine işveren elbette çalışanın başında bekleme zorunluluğu var. Yani iş yapım esnasında sürekli uyarmak, denetlemek zorunluluğu var. Bunları yapmadığı için talih kusur gene illaki geliyor ama elimizde bunlar olduğu zaman hem vicdani olarak hem de kanuni olarak fazlasıyla rahat oluyor. Değil mi? Kesinlikle. Tabii. Bunun dışında bir de çok kısa bir şey var izleyicilerimiz için. Allah korusun, böyle durumlardan koruma yolları olarak baktığımız zaman üçüncü şahıs mesuliyet sigortaları da çok ciddi anlamda önem kazanıyor bu noktada. Bunları da iş yeri sigortası yaptırırken çok küçük meblağlara yanına eklettirdiğimiz zaman ileriye dönük en azından kaza sonrasında yaşanabilecek maddi tazminatlardan korunma yolu olarak düşünebiliriz. Tabii onunla beraber mesleki eğitimler vardı. Evet, şimdi onu Abdurrahman hocama soracağım çünkü süremizi de artık yavaş yavaş daralmaya başladı. Mesleki eğitimlerden neler yapılıyor hocam? Şimdi mesleki eğitimler tabii ki bu yasa beraberinde mesela çok tehlikeli ve tehlikeli olan. Yani az tehlikelilerde bu bir şey değil. Mesleki eğitimler orada istemiyorlar. Çok tehlikeli olan kısımlarda çalışanların özellikle onlarda mesleki eğitim almaları esası var. Bunlar 40 saat bir eğitim. 24 saati iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili, 16 saat de mesleki kendileriyle ilgili eğitimlerle ilgili. Bununla mesleki yeterlilik kurumunun yetkilendirdiği kurumlar tarafından bu eğitimler verilebiliyor. Ve onlar belirli bir sertifika ya bir bakıma da diploma gibi bunlar çalışanlarda. Bunlar zorunlu haline geliyor. Ve bu tabii ki daha önce halk eğitim merkezleri tarafından da bu bazı belgelerle bu eğitimler veriliyordu.
Fakat en sonunda onların da geçerliliği, yani iptal edildi. En son şekliyle MYK'nın yetkilendirdiği kurumlar tarafından bu eğitimler verilecek dendi. Ve 2017 Ocağı'na kadar da almaları için ertelendi. Aksi halde bu tarihten itibaren meslek, o yani eğitimi olmayan kişiler o şeylerde çalışamayacak. Yani bunlar mesela demircisinden dursun da inşaatlardaki bugün kaynakçılar veya diğer birçok elemanları şey yapıyor. Bugün mesela bizdeki en büyük apartmanda da ilgilenen asansörler. Evet. Asansörün montajını yapan o kişiler. Evet. Yani bunlar da bu belgesi olmayanlar buralarda kesinlikle çalışamayacak ve çalıştırılmayacak. Yani onlar çok geniş bir kapsamda. Hı hı. Yani 40 mesleği kapsıyor bu şeyler. Son olarak şunu da sormak. Evet, buyurun. Tabii siz tamamlayın. Sizin sormak için varsa ben onu cevaplandırayım. Evet. Şimdi zorunluluk geldi ve bütün yükümlülükleri yerine getiren bir iş yerinde oldu ki iş kazası yaşandı. Evet. Bundan sonraki süreç nasıl işliyor? Aslında bunu daha bir konuşmak gerekiyor. Ne açıdan? İş kazası oldu. İş güvenliği uzmanımız var. Hı-hı. İş sağlığı hekimimiz evet. de var. Bundan evet. sonraki süreç nasıl işliyor? Yani şimdi ha, iş kazası ile ilgili. Evet. Yani şimdi şöyle bir durum var. Yani buradaki iş yerinde bir kaza olduğu zaman kazanın öncelikle bildirilmesi gerekli olan kolluk kuvvetleri belirli kısımlar var. Bu noktalara bildiriliyor. Yani işveren de oradaki tuttuğu tutanakları, belirli esasları 3 gün en geç 3 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmekle yükümlü kılınmış. Evet. Yani onlarla ilgili esaslar. Orada tutanaklar tutuluyor. Buradaki işin durumuna bağlı olarak artık yani şöyle söyleyeyim. Kusur artık oranları başlıyor. Yani şimdi evet. burada işi var. Bu bir bakıma sosyal güvenlik şeysidir. Üç şey başlar buralardan. Birincisi cezai müeyyideler. Şimdi kasıtlı mıdır? Değil midir? Yani burada kasıtla ölüm veya ölüme neden olmak veya burada kasıt olmadan ölüme neden olmak gibi. Bunların cezai unsurları da şey, Türk Ceza Kanunu'nda var. Ona göre cezai işlemler alıyor. Ama buradaki öncelikle işverenin kusuru nedir? İş güvenliği uzmanının varsa kusuru nedir? Burada ve oradaki çalışanın var mıdır kusurları? Veya buradaki başka şeylerden mi kaynaklıdır? Bunlar artık burada bir bakıma bilirkişi, savcılık tarafından veya diğer kısımlardan bilirkişiler tayin edilir. Bu şekilde ceza unsurları var. İkincisi maddi kısımlar. Yani çalışan uzuvunun ne kadarını kaybetti? Çalışma gücünün ne kadarını kaybetti? %60'ından fazlasını kaybettiyse artık orada bir bakıma emekli gibi bir şey oluyor. Ona belirli bir aylık ücret bağlanıyor, belirli şeyler bağlanıyor. Ve bunun yanında ayrıca o şeye göre bir de manevi şeyler geliyor. Tazminatlar var. Şimdi bir maddi tazminat var, bir manevi tazminat evet. var. Şimdi maddi tazminatlar burada şeye bağlıdır. Bir bilirkişilerdeki raporlara bağlıdır. Yani oradaki veya doktorların verdiği rapora ne kadarını kaybetti. Bunlar hepsi odur. Ama manevi şeylerden... Tabii üçüncü şahıs mesuliyette koruyor değil mi hocam? Manevi şeylerde bu durum değil. Şimdi bakın maddi şeyler belirli şeylere bağlı, raporlara bağlı. Ama manevi şey de öyle değil. Hakim diyor ki yani burada takdirine bağlı hakimin. Ya sen 5 milyon çok diyor ya bunu al diyor 2 milyon al git diyor yani misal olarak. Hı hı. Ama bu cezalar oldukça fazla. Şimdi yani şöyle söyleyeyim önlemek evet. yani bedel ödemekten çok daha ucuz. Biz bunu kabul etmemiz lazım. İşverenlerin de bunu kabul etmesi lazım. Allah göstermesin bir iş yerinde kaza olduğu zaman o iş yerinin bir bakımı da iflasıyla niteleniyor olay. Çünkü şöyle mesela 18 yaşında bir ölenle 40 yaşında ölenin şeyleri maddi şeyler çok farklı. Neden? 18 yaşında ölen bir kişinin 65 yaşına kadar çalışabileceği süre gelirleri hesap ediliyor veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler hesap ediliyor. Buna göre şeyler maddi değerler geliyor. Yani 1,5 milyonu bulan cezalar bugünkü parayla. Hı-hı. Yani gerçekten bunlar iş yerlerinin onu kaldırması mümkünatı yok. Değil mi? Ve bir de yani sadece ceza değil o işi orada çalışanların üzerindeki manevi baskıları yani oradaki iş gücü kayıpları veya diğer şeyler bunlar oldukça fazla. Onun için de tabii belirli tedbirlerin alınması lazım. Şimdi benim asıl şey yapmak istediğim husus şu. Şimdi biz hep burada az tehlikeli kısımdan bahsediyoruz. Zaten iş yeriyle ilgili tehlikeli ve çok tehlikeli yerlerde bu tedbirler alınıyor artık. Bunlardan hiç kimse kaçamıyor. Çünkü OSGB'ler tarafından veyahut da diğer taraftaki iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimiyle anlaşmak suretiyle bu hizmetlerini yerine getiriyorlar. Yani bunlar uygulanıyor. Şimdi buradaki az tehlikeli alanlardaki yürürlük yeniye girdiği için gündemde olan konu bu. Şimdi bunlar kimler var? Kamu kurum kuruluşları var. Evet. Milli Eğitimi var, valiliği var, cumhurbaşkanlığı var. Bütün kurumlar. Kamu kurumları buna ilk defa dahil oldu.
Şimdi burada şu var. 6331 sayılı yasanın getirdiği bir esas var. Nedir o? İşverenler denetim ve gözetim yükümlülüğü vardır. Bakın, denetim ve gözetim. Evet. Nedir o? Mesela belediye başkanı. Belediye başkanı yükümlülüğünden kurtulmuyor. İşte denetim ve gözetim borcunu yerine getirmeden cezai müeyyide tabi tutulabiliyor. Yani örnek vereyim. Mesela bir tane adam sarhoş. Kasapta çalışıyormuş. Hı hı. Geliyor, ondan sonra bıçağı kaçırıyor. Ayağına saplıyor yani o anda. Kan kaybından ölüyor. Ardından ceza işlemleri tabi oldu. Yani sarhoş insan gelip çalıştırılmaz. Suçtur yani. Sarhoş gelmek iş yerine suçtur. Fakat bununla ilgili Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin bir kararı var. Bunun üzerine verilmiş. Diyor ki o işverenin denetim ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmediğinden işveren sorumludur ve iş kazasına hükmedildi. Bakınız. Sarhoş olarak yaptığı o kaza iş kazası hükmüne girdi. Evet. Neden? Denetim ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeden. Diyor ki sen o diyor sarhoşsa onu iş yerine almayacaksın, çalıştırmayacaksın diyor. Şimdi mesela belediyeler, misal da söylüyor. Hı hı. Belediyenin içerisinde birçok şeyler var. İhalelere giriyor. Evet. Diğer taraftan gelen insanlar var. Onlar orada çok tehlikeli kısımlarda da çalışıyor. Makinesi var, şunları var, bunları var. İşte onlar orada çalıştırmayacaksın diyor. İş güvenliği hizmetlerinde yönünde eğer onlara uyum yapmıyorsa durdur diyor. İşi durdur. Çalıştırma. Şimdi bizde bu hususlar gerçekten biz bazı görevlerimizin ne olduğunu da bilmiyoruz. Bu da iş sağlığı güvenliği 6300 sayılı yasa çalışanlara da birçok şeyler getirdi beraberinde. Bu mesela bunlardan bir tanesi çalışmaktan kaçınma hakkı dediğimiz bir hak. Bakın eğer o hak kullanılsaydı bugün 301 kişinin ölümüne neden olan Soma'daki o olayda ölenler olmazdı. Neden? Eğer burada bunlar hep söylediler. Biz dediler burada gaz geliyordu, sıcaklık artmıştı, şunlar oldu, bunlar oldu evet. dediler. Oradaki işçiler, çalışanlar deseydi ki sendikalı veya diğer şeylerle. Burada böyle böyle tehlikeler var. Bunlar giderince kadar biz çalışmıyoruz deseydi. İşveren kendisi ve öbür taraftaki 3 kişilik uzman ve iş kurdan da bir elemanlarla beraber oradaki tedbirleri alıp uygun hale getirdik deyinceye kadar o çalışanlar aldığı ücretlerin hepsini alırdı. Ve aslında o durum bir olmazdı. Yerde kendi haklarımızı da bilmemiz gerekiyor. Kullanmıyoruz işte mi? Bakın evet. Çalışmaktan kaçırma hakkı dediğimiz kesinlikle. Bir hakkımız var. Çalışanlar bunları kullanmadılar. Bilmedikleri için veya kullanmadıkları için. Peki Abdurrahman Bey, süremizin sonuna geldik. Evet. Ne yazık ki aslında çok uzun bir konu. Uzun konu evet. Konuşulacak daha aslında çok şey var ama kısa süre içerisinde hepsini özetleyerek aktarmaya çalıştık. Son olarak Mehmet Bey söylemek istedikleriniz var mıydı ekranları başındaki izleyicilerimize? Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Şimdiden sonra dediğim gibi az tehlikeli gruplarda herhangi bir erteleme yok. Hı hı. Gene aynı yükümlülükler devam ediyor. Sağlıklı, kazasız, belasız, hayırlı işler diliyorum herkese. Başka da diyecek bir şeyimiz yok. Sizin var ederiz. Mıydı peki? Şimdi ben tabii ki bu yasanın ertelendiği veyahut da hani böyle bazı duyumlar şeyler var. Yasa ertelenmedi. Yasa yürürlükte. Eğer resmi yoldan herhangi bir yazılı beyan olmadı. Bize gelen bir durum da yok. Bu gelmediği müddetçe işverenlerimiz yani bu az tehlikeli de olsa diğerleri de olsa şu anda sorumlulukları devam ediyor. Bu sorumluluklarını yerine getirmeleri lazım. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bunları iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimlerini biraz önce bahsettik. İş yeri hekiminden alabilirler veyahut da diğer taraftaki şeylerden alabilirler. Sağlık kuruluşlarından alabiliyor bir onun altında olan yerlerde. Veya kendileri eğitim almak suretiyle iş güvenliği uzmanlığı hizmetini yerine getirebilirler. Getirmiyorlarsa bakın iş güvenliği uzmandan veya diğerinden 6511 13 bin lira. Bu cezayı öderler herhangi bir teftiş anında. Diğer taraftan risk analizlerini yaptırmakla mecburlar, yükümlüler. Bunlar için de cezalar var. Bakın son sıradaki cezalar risk analizini yaptırmamakın cezası oldukça fazla 5859 lira. Risk değerlendirmesi yapmamak ve yaptırmamak. Az tehlikelilerde. Bu o yıllara kadar devam ediyor. Bakınız bu cezalar kesilir yani bunları. Dolayısıyla bunu da tekrardan hatırlatmış bunu, olalım. Yani OSGB'lerden hizmet alabilirler. Bu yükümlülüklerini yerine getirebilirler. Ama bence şu var. Bunların parasal yönleri değil. Oradaki meydana gelen kazalar veya diğer sağlık şartları yönünden düşünüp ona göre biz tedbirlerimizi almak durumundayız. Peki. Ve bu kurallara uyalım diyorum.
Teşekkür ederim katılımınızdan dolayı. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum sizlere. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugün de Yazıyor Yazıyor'un sonuna geldik. Yarın yine biz aynı saatte Deha TV ekranlarında Yazıyor Yazıyor ekibiyle karşınızda olacağız. İyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.